Instagram yasağına ne diyorsunuz? Ya şöyle bir şey, 21. yüzyılın göbeğinde kalkıp da parlamenter sistemden çıkıp koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti'ne tek adama verirsek o da böyle babasının çiftliği gibi, ahırı gibi kullanır. Kendi Instagram'ı açık bir şekilde cuma mesajları yayınlıyor ve hatta bunu destekleyenler de var. Tabii ki kullanacak, tabii ki açacak diye. Yani insanlar, bu birazcık şimdi bu dediğim yanlış da anlaşılabilir, başka yerlere de gidebilir, hiç umurumda değil. Yani elin arabı öldü diye ben neden yas tutuyorum, beni ilgilendirmez. Tutmak zorunda değilim. Yani kendisi Instagram'ı kullanıyor ve bize bir hafta boyunca zorla yasak uyguluyor. Yani bize resmen bir hafta yas sürecini, hani utanmasa 20'sini de biz çıkaracağız, 40'ını da biz çıkaracağız. Sosyal medyayı kullanan, ben influencer falan değilim ama influencerlar var. Ve Türkiye'nin, hatta dünyanın artık %90'ı geçimini Instagram üzerinden sağlıyor. Hiçbir gerekçe sunmadan, hiçbir sebep sunmadan bir akşam çat diye kapattım oldu olmaz. Bir gece yasa çıkartıyor, hayvanları ölsün istiyor. Allah'ın adıyla hayvanları katletmeye yönelik yasa çıkartıyor. Bir gece oluyor, İstanbul Sözleşmesi kalkıyor. Bir gece oluyor, Instagram'ı kapatıyor, sosyal medyayı kapatıyor. Yani tamam anladık, yani ülke buna teslim edildi de babasının çiftliği değil yani. Kalkıp da darbe yap, bu yaptığı darbe. Sosyal medyayı kapatması darbe. Hayvanların katliamının bununla ilgili yasa çıkarması darbe. Yani şu an parmağında oynatıyor. Bu çok yanlış. Hiçbir şekilde, yani değil Cumhurbaşkanı, dünyanın sahibi bile olsa Türkiye Cumhuriyeti'nde, burası laik bir ülke, kalkıp da kafasına göre Instagram'ı kapatamaz. Şunu da söylemek istiyorum. Buradan destekleyenler olacak. Destekleyenlere de geri zekalısınız. Bütün özgürlük haklarınızı tek bir kişiye teslim ettiğiniz için ve Allah'tan da üstün tutup onu taptığınız için, hani bizlere ataputu falan diyorsunuz, ittapar diyorsunuz. Allah'tan da üste koyduğunuz için, sosyal medyanın kapatılmasını desteklediğiniz için, hayvanların katledilmesini desteklediğiniz için hepiniz beyni emcüklenmiş birer gerizekalılarsınız. Evren Hanım, ben hatırlayamadım ama size sorayım ya da oradaki konuklara. Ünlü düşünür Bakunin bir sözü vardı. Hukuk iktidarın nesiydi, siz hatırlıyor musunuz? Yani hatırlıyorsanız sizde kalsın. Hukuk iktidarın sopasıydı diyeyim ben en basit deyimle. Neden şaşırıyoruz yani? Siz tabii şaşırmıyorsunuz. Oradaki değerli konuklar da şaşırmıyor. Halk da, Türk halkı da şaşırmıyor artık. Örneğin yani mesela bu eleştiride bulunan hanımefendi devletin 750 milyon dolarını üzerine mi yaktı? Yok, hayır. Yani keşke onu yapsaydı. Ya da bakanlık yaparken devlete kendi ürettiği bir dezenfektanı 10 kat fiyatla satıp devleti mi dolandırdı? Hayır, keşke onu yapsaydı. Ya da ne bileyim yani bir ihaleyi 10 kere yapıp 1 liralık malı 10 liraya mı satın aldı? Devleti kamu zararı mı adattı? Hayır, ama çok tehlikeli bir şey yaptı. Bakın, Dilruba Hanım affedilir cinsten bir suç işlemedi. Bence yüce devletimiz bir hukuk devleti olarak, pardon, hukuk devleti olarak diyecektim, özür dilerim, gereken en derhal hukuku harekete geçirdi ve tabii ki gücünü gösterdi. Bütün bunlar tabii ironik. Evet. Bütün bunlar güleriz ağlanacak halimize sözünün bir tezahürü. Sevgili dostlar, Türkiye bir defa son yapmış olduğu referandumla Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçmedi. Son yapmış olduğu referandumla hukuk devletinin ruhuna El Fatiha dedi ve onu toprağa gömdü. Ondan önce hatta 12 Eylül 2010'da bir referandumla başlamış bu süreç. Orada öldürdü, burada da toprağın 7 kat altına gömdü ve tabii ki böyle fikir hürriyetini kullanan, ifade hürriyetini kullanan, eleştiri hakkını kullanan kişiler yüce devletimize karşı çok ağır suçlar işlemiş olduğu için derhal hapse atılıp yıllarca, örneğin bir atasözünden Sedef Kabaş'ın, değerli dostum, müvekkilimin ya da birçok insan sayıp tutuklandığı gibi sizin kanalda bahsetmişti, o da atasözünden, haddini öğretiliyor. Devletin sopası adalet oldu. O sopayı da adalet tecelli ettirmek için değil, adalet adını adaletsizlik yapmak için kullanınca sonuçta böyle tecelli ediyor. Ve ne yazıktır ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adaleti de kalmadı, kalkınması da kalmadı, geriye bir tek partisi kaldı. O da ilk seçimde zaten böyle giderse gidecek ve biz kendilerini nasıl anacağız? Tabii onu da Yüce Türk Milleti bilecek. Benim söylemek istediğim şu, bu hanımefendinin söylediklerini ben Twitter'da paylaşırken dedim ki altına imzamı atarım. Ha isterlerse benim hakkımda da dava açabilirler, tutuklayabilirler ama
ben bunların altına imzamı atarım. Evet, belki biraz ağır eleştirdi ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, Yargıtay'ın ilgili içtihatları ne diyor? İktidarı eleştirirken en ağır şekilde eleştiri hakkını kişiler kullanabilir. Çünkü diyor, bu şekildeki ifade hürriyetini kısıtlamak o zaman insanlığın sesini kesmek, kamunun sesini kesmektir. Mümkün değildir diyor. Ama merak ediyorum. Bu ülkede tabii ki hakaret etmek kimseye mümkün değil. Ama hakaret içermeyen, ağır eleştiri içeren sözler ne zamandan beri suç oldu? Ha, ne zamandan beri oldu? Erdoğan tek başına iktidara geldikten sonra artık herkese karşı bu sopayı adalet eliyle kullanarak suç haline getirdiler. Aslında bir şey söyleyeyim mi Evren Hanım? Açıkçası bu Dilruba Hanım'ı tutuklayan hakim, onu tutuklamaya sevk eden savcı, onunla ilgili işlem yapanlar suç işliyorlar. Ve bir hukuk devletinde elbet hukuk devleti ya da tecelli ettiğinde bu kişiler hukuk önünde hukuka uygun şekilde tabii ki bunların hesabını vermek de zorundalar. Bakın şu anda biraz sonra konuşuruz. Can Atalay'ın hürriyeti tahdit edildiği gibi çok ağır bir suçtur. Şu anda Dilruba'nın da hürriyeti tahdit ediliyor. Hı-hı. Ve bu yargı ile yapılıyor. Sonra da diyorlar ki yargı bağımsızdır, tarafsızdır. Ya ben sosyal medyadan takip ediyorum. Tutuklamaya sevk etmesi için 3 tane savcı gezdirildi. 4. savcı bunu tutuklamaya sevk etti diyorlar. 3 olmuş, 4 olmuş, 1 olmuş hiç fark etmez. Evet. Böyle bir suçla bir kişinin tutuklanması demek adalete tecavüz etmek demek. Adaleti katletmek demek. Adaleti siyasete feda etmek demek. Evet. İnsan hak ve hürriyetlerin ayaklar altına alması demek. Yani bunun karşısında da susmak, bunun karşısında ne yapalım canım işte oldu bir kere demek de vicdanları zorlar, vicdanları kanatır. Ben bu aşamada tek söyleyeceğim şey, biz yeniden hukuk devletini inşa edene kadar tabii ki başka dilbağların da başta bunlarla derde girebilir. Çok net söyleyeyim, özgürlüğün bir bedeli var. İnsanlar özgürlüğün bedelini yüzlerce yıllık mücadelelerle sürdürdüler. Bakın orta çağda ifade hürriyeti nasıl kısıtlandıysa bugün de Türkiye orta çağ yaşıyor. Ve insanlık orta çağ karanlığından savunma hakkıyla, ifade hürriyetiyle çıktı. Başka bir şekilde çıkmadı. Ama orta çağın karanlığından çıkmak için insanlık, yüz binlerce insanlığı feda etti. Giordano Bruno'lar örneğin, en basiti Galileo olan ve en az 200-300 yıllık bir mücadeleyle insanlık orta çağın karanlığından Engizisyon'la, bakın Engizisyon'daki temel neydi? Devlet adına suçluyorum, senin buna karşı savunma hakkın bile yok demekti. Evet. Şu anda Türkiye orta çağın karanlığında değil mi? Size soruyorum, devlet adına suçluyorlar, siz nasıl ifade hürriyetinizi kullanıp savunma yaparsanız yapın, adet yerini bulsun diye alınan bir savunmadan sonra da devletin hakim, bakın adaleti temsil eden millet adına, Türk millet adına karar veren demiyorum. Devletin hakimi de tutuklayıp cezaevine atıyor. Bunun orta çağın Engizisyon Mahkemesi'nden ne farkı var? Biri çıksın bana izah etsin. Ama şunu unutmayın. İnsanlık orta çağın karanlığından da çıktığı gibi bundan da çıkacaktır. Ve elbette Türkiye'de hukuk devleti tecelli edecek. Hukuk devletine giden yoldaki bu engelleri, bu maniaları, bu karanlık günleri el birliğiyle aşacağız. Bunun da bir tek şartı var. Susmayacağız. Hak bildiğimizi hukuk içinde ifade edeceğiz. Korkmayacağız. Bunun başka da yolu yok. Başka yolu yok. Cumhurbaşkanı şu anda istediği hakareti insanlara ediyor. İstediği sözleri söyleyebiliyor. Aynı sözün %1 kadar değeri, yani hafifliği olan bir sözü kullanılsa hapsi boyluyor. Burada tabii ki bakın ısrarla onun için söylüyorum. Türkiye 12 Eylül 2010 referandumu ve arkasından yapılan 17 Nisan 2017 referandumuyla hızla hukuk devleti olmaktan çıktı. Hatta bakın üzülerek söylüyorum, kanun devleti bile değil ya. Türkiye kanun devleti olabilseydi en azından bir kanunumuz var ve bu kanun uygulanabilirdi. Ama Türkiye artık kanun devleti bile olmaktan çıkıp ya Cumhurbaşkanı'nın ya da hükümet yetkililerinin taleplerine karşı, bu zımni talepler de olabilir. Yani kaşınıza, gözünüze söylediğiniz bir sözle yani olabilir. Bu taleplerine karşı dur diyebilecek hakim var mı? Ya Ekrem İmamoğlu mesela beraat ettirme ihtimali olan hakim duruşmadan bir gün önce alınıp özel kararnamelerle başka yere sürülüp yerine hakim getirilip hakim de o
mahkumiyet kararını vermedi mi? Yani sıkıntı şurada Evren Hanım. Türk halkı maalesef bu son seçimde dahi bu çift başlıklı, yani bir gün geliyor başına Cumhurbaşkanlığı şapkasını giyiyor, bir saat sonra çıkartıyor AKP başkanı şapkasını giyiyor. Hakareti hangi şapkayla yaparsa yapsın bir şey olduğu vakitte diyor ki kardeşim diyor ben Cumhurbaşkanıyım, bana kimse dokunamaz diyor. Ve maalesef bu seçimde dahi aslında yani olmaması gerekirken Cumhurbaşkanı efendim biz onu sandıkta yemeyeceğiz diye bir lafla, bana göre uydurma bir gerekçeyle yeniden seçime girip yeniden öyle ya da böyle seçilmesinin önü açıldı. Ve yapılan seçim sonucunda da sen Cumhurbaşkanı seçildin denildi Yüksek Seçim Kurulu tarafından. Son anda artık ne oluyor bilmiyorum bu ülkede. Hep böyle bir şeyler referandumlarda ya da seçimlerde tecelli ediyor. Ve şu anda başımızda Cumhurbaşkanı sıfatıyla bulunuyor. Evet. Cumhurbaşkanı şu anda her türlü suçtan münezzeh. Kime ne derseniz sürtük desin, çürük desin, daha ileri gitsin. En ağır hakareti, hatta affedersiniz en galis küfür etse hiçbir şey yapamazsınız. Anladım. Biz çünkü hukuk devleti değiliz. Biz kanun devleti değiliz. Biz bir şahsa göre düzenlenmiş bir sistemin içindeki vatandaşlarız. Ama bütün buna rağmen hep beraber bu mücadeleyi de vereceğiz. Ve inanıyorum ki nasıl ki yerel seçimlerde şu ya da bu gerekçelerle halk yeter dedi, genel seçimde de sandık önümüze geldiğinde halk yeter artık diyecek ve aklı selim, hukuka uygun, evrensel normlara sahip çıkan bir yönetimi tekrar Türkiye'nin başına getirecek. Çünkü Türkiye bu şekilde yönetilmeye layık değil. Türkiye böyle bir hukuksuzluğu yaşamaya layık değil. Ben Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu devletin bu halleri düşeceğini ölsem aklıma getiremezdim. Ama bunlardan inşallah ders çıkartırız. Önümüzdeki seçimlerde aklı selim galip gelir, hukuk devletini yeniden el birliğiyle inşa ederiz.